Buyurun buyurun lütfen. Oturun buyurun. Tekrar hoş geldiniz. Alp Bey. Kasadan bir bileklik dediniz ama o bileklik değil. O bir hal. Hal. Hal size bir şey ifade ediyor mu? Yani şimdi halı benim yani şöyle diyeyim tanımak istemediğim biri ne ait olabilir? Yani geçmişte tanıdığım biri. Şimdi de bu konu üzerinde konuşmak istemiyorum. İnşallah umarım onun için gelmemişimdir buraya. Kim o görüşmek istemediğiniz insan? Yani eski eşim diyelim. Yani pek o kadar da eski değil ama yani uzun bir süre bir ilişkimiz olmadı. 6 ay kadar sürdü. Yani ben ve aileme büyük iftiralarda bulundu. Ben de artık bittiği için çok mutluyum. Bu konuda da çok rahatım açıkça. Konuşmak gerekirse eğer Sanem Hanım yani başvurduysa ben şu an gidebilirim. Evet, programımıza Sanem Hanım başvurdu. Nasıl yani? Evet. Gerçekten Sanem Hanım mı başvurdu? Evet, o halı da kasaya Sanem Hanım koydu. Şimdi şöyle bir şey var. Neden başvurdu? Benim hakkımda iftiralarda bulunmak için mi başvurdu? Yani ben onun benim üzerime attığı pislikleri temizlemek için ne kadar uğraştım? Ya evet, kendisi anlattı biliyor musunuz? Yani hani ona da söyledim, genel olarak da söyledim. Yani bir erkeğe söylenebilecek en son şey hani adam değilsin, erkek değilsin gibi şeyler söylemiş size ya. Ve bunun için sizden özür dilemek istiyor biliyor musunuz? Vicdan yapmış kaç yıl boyunca. Özür dileyecek. Özür dilemek istiyor. Benden. Evet, siz bunu hiç kabul etmemişsiniz. Yani onca şeyi yaptı, etti, konuştu ve benden özür dileyecek öyle mi? Yani inanın Ayşegül Hanım yani sizi de kandırmıştır. Çünkü o bu programı bile çıkmak için yani gerekirse TV ekranında görüneyim. Tamamen hayatım böyle sosyal medya üzerinden evet, olsun. Evet, biraz sosyal medyayla ilgili biliyorsun. Yani o yüzden ben bu konu hakkında konuşmak bile istemiyorum. Alp Bey, ben bir de sizden dinlemek istiyorum mevzuyu. Yani Ayşegül Hanım, bunların hepsi iftira. Ben evliyim. Eşim de 4 aylık hamile. Ne diyorsunuz ya? Evet, bir kız çocuğumuz olacak. Allah inşallah kucağınıza almayı nasip etsin. Eşinize de size daha ben evli olduğunuzu bilmiyordum açıkçası. Yani eğer eski eşimin bu programa başvurduğunu bilseydim ben kesinlikle gelmezdim. Hatta şu anda eşime haber vermek istiyorum. Çünkü kendisi de gayet medeni bir kadındır. Onunla hakkak konuşup haber vermek istiyorum. Eğer müsaade edersiniz. Buradan da ona söylemek istediğiniz bir şey varsa söyleyin eşinize. Yani hani ben Sanem Hanım'ın başvurduğunu bilmeden geldim diyebilirsiniz kameralarımızın. Yani ben bilmiyordum evet, Sanem Hanım'ın başvurduğunu ve bu yüzden de yani kusura bakmasın artık. Şu anda da çok mutluyum. Aileme attığı iftiralardan, bu rahatsızlıktan dolayı çok çekindim. Mesela size birkaç örnek vereyim. Hakikaten evet, ne yaşandı sizin aranızda? Ne yaşandı? Şöyle, biz yani şimdi kendisi Sanem'in yani çok büyük saygısızdır zaten kendisi. Mesela biz evlendiğimizde çok ilginç yani 2 tane gelinlik istedi. Biri evet gelinliğiymiş, diğeri de düğün gelinliğiymiş. Evet gelinliği mi? Ay evet gelinliği. Ondan sonra daha icat çıkarmayın ya, neler neler. O artık şeyleri duyuyoruz hani.
kına gecesinde. O eski bir gelenektir. Bindallılar giyilir, bilmem ne olur filan da kına gecelerinde olur yani. Şimdi bir de o çıktı. Kına gecesinde bir gelinlik giyiyorlar. Sonra düğünde bir gelinlik giyiyorlar. Sonra after party'de gelinlik benzeri bir şeyler giyiyorlar. Ne kadar masraf, ne kadar gereksiz. Ya öyle olduğunu düşünüyorum. Evet. Öyle değil mi? Evet. Yani şimdi Sanem'in ailesi zengin bir aile. Hı hı. Şimdi böyle olunca da tamam ben de çalışıyorum. Benim ailemin de yani biz belliyiz. Etimiz butumuz belli bizim. Hı hı. Elimden geleni yaptım zaten. Hı hı. Ya mesela Ayşegül Hanım bir koltuk takımı istedi. Hı. 20 bin TL. Aa yok artık ya. Yani ben bunu verebilecek güçte değilim. Ya da bunları bu kadar çok şey yapamam. Ve böyle bir durum.